Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Haşir akidesinin yani ahirete imanın hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden 1/100'ü hülasa edilecek bu meyve risalesinin 8. meselesinde. Saadet-i uhreviyeye ait kısmı, Kur'an-ı Mucize beyanın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu ona havale ederek ve saadet-i dünyeviyeye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp, yalnız kısa bir hülasa ile insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Demek ki ahirete imanın hem dünya hem ahiret saadetine ait neticelerini, ahirete ait kısmını Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur'a ait, dünyaya ait kısmında Risale-i Nur'lar genişçe değişik yerlerde izah etmişler. Onları oraya havale ederek 3-4 tanesi burada anlatılacak. Birincisi, insan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misillü dünya ile alakadardır. Ve akaribiyle, akrabalarıyla münasebetler olduğu gibi nevi beşer ile de bütün insanlık ile de ciddi ve fıtri münasebetlerdir. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide, ebedi bir diyarda bekasını aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlapları, istekleri var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe, yokluğa ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Yokluğu istemiyor insan fıtraten. İşte madem mahiyeti insanının bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi, hayal duygusunu bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor, elbette gayet cami mahiyeti insaniye ebediyetle fıtratan alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, medet noktası, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Yani ölmek ve kabre girmek. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir müfarakat içinde, ayrılık içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi. Gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi. O
imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Demek ki onlar yok olmadılar. Ebedi bir saadette çürümeden kurtuldular. Sevinç ve huzur içerisinde nurani bir alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hayat-ı şahsiyeye, insanların şahsi hayatına ait üçüncü bir faydası. İnsanın sair zihayatlar üstündeki tefavvuku ve rütbesi ise, yani üstünlüğü, en üstün varlık insan. Bu rütbe nasıl gelmiş, niye gelmiş? Yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. Evet. Demek insanın diğer canlılar üzerindeki üstünlüğü, rütbesi, yüksek seciyeleri, yüksek huy, karakter, cemiyetli, çok toplu mahiyete sahip olan istidatları ve külli ubudiyetleri, külli kullukları, bütün varlıkların kulluk vazifesini yaptıkları ibadetleri bir kumandan gibi Cenab-ı Hakk'ın dergahına takdim etme özelliği var insanın ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. Halbuki o insan hem mağdum, hem ölü, hem karanlıklı olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış, bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyasıyla, ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi seciyeler alır. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder ve tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nispette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daire-i vücut gösterir. Varlık dairesi, yokluk yok yani. Bir müminin diyor başka bir yerde üstadetleri, dünyanın bidayetinden nihayetine kadar, yani ilk yaratılışından dünyanın kıyametin kopmasına kadar geniş manevi bir, uzun manevi bir ömrü vardır. Evet, babasını dar-ı saadette ve alem-i ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar ukuvvetini, kardeşini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refik hayatı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri, dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlerine alet etmez. Ciddi sadakate ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nispette derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti teali eder, yükselir. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehap seçilmiş ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın, kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesildi. Dördüncü bir faydası ki, insanın hayatı içtimaiyesine bakıyor. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Sosyal hayatın değişik sınıfları var, kısımları var. Üstad Hazretleri bunu, içtimai hayata bakan yönüyle, 9. şuada mufassalan anlatmış.
Burada diyor ki nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar. Ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap ve işkence edeceği zaman ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer. Ve validem öldü, fakat rahmeti ilahiye gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Hem insanın bir rub'unu, dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveyle-i ruhi ve bir dağdayı kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der, merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye İman ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin 100 ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez, ümitsizliğe düşürmez. Nevi insanın 3'ten birisini teşkil eden gençler, insanlığın 3'ten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse, hatırlamazlarsa, hayat-ı içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakika lezzeti için bir mes'udhanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman-ı ahiret onun imdadına yetişse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mananın dahi Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hem nevi beşerin ehemmiyetli bir kısmı hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibete uğrayanlar ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar. Eğer iman-ı ahiret onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtariyle gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını, evladını kaybetmekle gelen elim meyusiyeti ve 1-2 dakika veya 1-2 saat keyif yüzünden 5-10 sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen
kederli sıkıntı, elbette o biçarede dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir. Eğer ahirete iman imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar. Sıkıntıları, meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre kısmen veya bazen tamamen zahir olur. Hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman-ı ahiret yardım etmeseydi bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hadsiz şükür olsun benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler risale, nur risalleri, binler risale, nur risalleri ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları, yani zayi olması ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle, yeminle temin ederim ki imanı bil ahiret nuru, ahirete iman etmek nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet, belki mücahidane, karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki ben bu risalenin başında dediğim gibi kendimi Medrese-i Yusufiye ünvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neşet eden titizlikleri olmasaydı, mükemmel ve rahatı kalp ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse, bu makam münasebetiyle sadet harici girdi, kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahatlerle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar ta görünmesin. Başını gaflete sokar ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece, delice, muvakkat iptali his nevinden bir çare bulur. Geçici olarak hissini iptal edecek bir çare bulur. Çünkü mesela valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer. Ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız hayat-ı dünyeviyede o mes'ud zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve kararsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispette küçülür, belki sukut eder, düşer, alçalır. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak. Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar-ı ahirette, ahiret diyarında saadet ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükselir, yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu manadaki hüccetler Risale-i'de beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Her bir şehir kendi ahalisine geniş bir evdir, hanedir. Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık
rıza ilahi, sevab-ı ukrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, bencillik, tasannu, riya, rüşvet, aldatma gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayat-ı şehriye, o şehrin hayatı zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman-ı ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, bu geniş hanelerde, memleket hanesinde ahirete iman hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet, yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külliye her bir tayfede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nevi beşerin hayatı içtimaiyesiyle alakadar olan, insanlığın sosyal hayatıyla alakadar olan içtimaiyyun ve ahlakiyyunun kulakları çınlasın. İçtimaiyyun, sosyal hayatta uğraşanlar, ahlakçıların kulakları çınlasın. İşte iman-ı ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sahipleri kıyas edilse iyi anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti yalnız imandır. İki cihanın ve iki hayatın, dünya ve ahiret hayatının saadetinin ana direği, medar-ı saadeti mihveri yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrin cismaniyeti cihetinden gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki, demek 28. sözde ve diğer bazı risalelerde cismani olmasıyla alakalı gelen sorulara cevap veriyor Üstad Benzem Hazretleri, itirazlara. Kısaca şöyle diyor: Esma-i İlahiye'nin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Allah'ın isimlerinin en cemiyetli bir şekilde, toplu bir şekilde tecelli ettiği ayna cismaniyettedir. Ve hılkat-ı kainattaki, kainatın yaratılmasındaki makasıdı ilahiyenin. Cenab-ı Hak bu kainatı niye yaratmış? Ondaki ilahi maksatların, Allah'ın gayesinin, maksadının en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsanat-ı Rabbani'nin, Allah'ın Rabbani lütuflarının en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratlarının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen güzel külliye hakikatta cismaniyette temerküz ettiğinden, oluşup birleşip merkezleştiğinden, odaklandığından, Halik-i Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur yukarıda geçen hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir, o meşhere gönderir, dünya meşhere sergerine gönderiyor, enva çeşit varlıkları yaratıyor. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir.
mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemali ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihsar etmek için bedahetle ve şeksiz gösterir ki, apaçık şüphesiz gösterir ki, dar-ı ahirette cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismanidir. Ahiret diyarında, ahiret memleketinde cennetin en çok ve en mütenevi çeşitli lezzetleri cismanidir. Ve Saadet-i Ebediyye'nin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Acaba hiçbir ciheti ihtimali ve imkanı var mı ki bu adi yani sıradan midenin hal diliyle veka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddi tamlarla onu minnettar ederek her vakit tesadüfsüz kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyeti neticesi ve arzın halifesi ve o Halık'ın güzidesi ve perestişkarı olan nevi insanın insaniyet mide-i kübrası ile külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtratan istediği cismani lezzetleri dar-ı bekada verilmesine dair hadsiz umumi duaları kabul olmasın ve haşr cismani ile cismen dirilmekle fiilen cevap verilmesin, onu ebedi minnettar etmesin, adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin ve adi bir neferin, sıradan bir askerin kemali ehemmiyetle teçhizatına baksın, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin. Bu 100 derece muhal ve batıldır. Evet. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve teledül ayun ayetinin sarahat-ı kat'iyesiyle, yani bu ayetin açık kat'i manasıyla orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır. Yani ahirette. İnsan en ziyade ünsiyet ettiği ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, tadacak. Ve lisan, göz ve kulak gibi azaların ettikleri halis şükürler ve hususi ibadetlerin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetlerle verilecektir. Kur'an-ı Muzil Beyan o derece cismani lezzetleri sarih, apaçık bir surette beyan eder ki başka tevillerle yani yorumlarla manayı zahiriyi kabul etmemek imkan haricindedir. Başka türlü yorumlar yapıp zahiri manayı kabul etmemek mümkün değildir. İşte iman-ı ahiretin meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki nasıl ki azay-ı insaniden, insanın uzuvlarından, azalarından, duygularından, midenin hakikati ve ihtiyacatı taamların vücuduna kat'i delalet eder, öyle de insanın hakikati ve kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve iman-ı ahiretin mezkur netice ve faydalarını isteyen, ahirete imanın yukarıda geçen netice ve faydalarını isteyen hakikatleri ve istidatları daha kat'i olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delalet ve tahakkuklarına şehadet ettiği gibi hem onlara delil hem de olacağına şahitlik yaptığı gibi bu kainatın hakikati kemalatı ve manidar tekvini ayatı, kainatla yaratılışla alakadar olan ayetleri ve insaniyetin mezkur hakikatlerle alakadar bütün hakikatleri dar-ı ahiretin vücuduna ve tahakkukuna ve haşrin gelmesine, ahiret yarının varlığına
olacağına ve haşrin, öldükten sonra dirilme, toplanma ve hesaba çekilmenin geleceğine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet ve şehadet ettiklerini Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. iki makamı, 29. sözler ve 9. şua ve münacat risaleleri hüccetlerle, delillerle, parlak ve şüphe bırakmaz bir tadda ispat etmişler. Onlara havale ederek bu uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar vazif ve zahirdir ki, Kur'an'ın açıklamaları o kadar açık, başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izah edecek iki üç nükteyi tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz. Bunlardan birinci nükteyi okuyup dersi bitirmek arzu ediyorum. Birinci nükte, cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hassiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der, bana gel, tövbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu, varlığı değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebediden hayırlıdır, ebedi yokluktan daha hayırlıdır. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu, varlığı bin derece ebedi idamdan, ebedi yokluktan hayırlıdır ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur. Şu halde sen ey mülhit, ey inkarcı, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebediyle ademe düşeceksin, ebedi idamla yokluğa düşeceksin veyahut cehenneme gireceksin. Şerri mahz olan adem ise mutlak şer olan yokluk, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrünle ademe, yokluğa düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, varlık dairesinde, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes'ud veya vücut dairesinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe yok olmaya, yokluğa taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftar olmaktır. Evet, cehennem ise bir çeşit tarif, hayrı mahsul olan daire-i vücudun Hakim-i Zülcelal'inin mutlak hayır olan varlık dairesinin celal sahibi hakim olan Allah'ın hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, çok hikmetli, adaletle bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Vardır ve mevcuttur. Böyle bir ülkesi cehennem. Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve alemi bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zihayatın cehennemlikleri cehenneme atmakla vazifeli meleklerin ismi mi? Zebanilermiş demek ki. Zebani gibi pek çok zihayatın canlıların celal darane meskenleridir. Evet. İkinci nüktenin başında şöyle diyor, tamamını okumayacağız. Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakki adalete
ve israfsız mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu var olmasını isterler. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz masum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer bir işarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafiri mutlak küfrüyle, inkarıyla hem Esma-i İlahi'nin hukukuna inkarla tecavüz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi bütün bu alem. Dolayısıyla onların hukukuna inkar etmekle bir şey tecavüz etmiş oluyor. Hem o Esma'ya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın isimlerine şahitlik yaptığı halde onları tekzip ile yalanlamakla hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o Esma'ya karşı tesbihkârane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz ve kainatın gaye-i hilkati, yaratılış gayesi ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet ilahiye karşı Allah'ın rububiyetinin görülmesine ve gösterilmesine karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynadarlıklarını tekzip ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bih. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ayetinin tehdidinden müstahak olur. Onu cehenneme atmamak bir yersiz merhamete mukabil, yukarıda saydığı hukuklarına taarruz eden hadsiz davacılara karşı merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunda istedikleri gibi izzet-i celal ve azamet-i kemal dahi isterler. Subhaneke la ilmenna illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.